vicdansız insanlar varmış bu ülkede. Bakın ne iftiralar atmışlar. Size şimdi belgeleriyle göstereceğim. 4 Mayıs 2018. Kendin aday olamıyorsun. Başka birini aday yapıyorsun. Kim bu kişi? Ağza aday değil ya. Cumhurbaşkanı adayı. Çağırış şekline bak. Bir bahane bilecek. Gel bakalım buraya. Türkiye'yi yönetmeye talip adaylarını bu sözlerle çağırdı kürsüye. Devam et. Eski partimin yönetimiyle bir anlaşma yaptık. Onlar billboardlara reklam verecekler, televizyonlara reklam verecekler. Onlar sandıkları koruyacaklar. Ben de onlar sandıkları korurken gezeceğim, miting yapacağım. Ben görevimi yaptım. Cumhuriyet tarihinde 51 günde 107 miting yapan ikinci bir kişi yoktu. Sandıkları da onlara bıraktım. Şimdi devam et bakalım ne olmuş. 20 Mayıs 2018. Zonguldak'a mitinge gideceğim. Zonguldak milletvekili beni desteklediği için listeye koyulmamış. Sorumlusu da o. Bartın milletvekili de listeye koyulmamış beni desteklediği için. Yani o ile mitinge gidiyorsunuz. O ilin milletvekilini listeye koymuyorlar. Neden? Cumhurbaşkanı adayının morali sıfır olsun diye. Ben de bunu millete söyleyemiyorum. Sesim kısıldı. Mitingleri iptal edeceğiz diyorum. Anlaşmaya çalışıyorum yönetimle. Uzlaşmaya çalışıyorum. Yapmayın diyorum. Bu insanları liste dışı bırakmayın. Devam et. Sesim biraz düzeldi. Mitingleri yapıyorum diyorum. Mecbur kaldım artık. Ya çekileceğim ya devam edeceğim. 21 Mayıs'ta. Devam et. Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mobbing uygulandı. Muharrem İnce il il geziyor. Günde 3 miting yapıyor. Biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz gümbür gümbür. Her şey güzel. Konuşulmasın. Örtülsün üstü. İşte o ayrıldı kendi gitti. Ya öyle değil kardeşim. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Ben görüyorum, ben yaşadım ya. Bana CHP genel başkan yardımcısı Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin? Tabii ki. Ya bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil kardeşim. O zaman bu arkadaşımız Halk TV'nin genel müdürü. CHP genel başkan yardımcısı telefon açıyor. Bu kadar gösterme Muharrem İnce'yi diyor. Nasıl sırtımdan hançerliyorlar görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Devam edelim. Sandıkları korumak benim işim, benim. Bak o sabaha kadar yattığım günleri hatırlayın sandığın başında. Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar. Devam edelim. Buradan Ankara'ya gidiyorum. YSK'nın önüne. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK'nın başında duracağım. Allah'ın izniyle bu iş olacak. Burası Yalova Saffetçam İlkokulu. Ben orada oyumu kullanmışım. Şimdi YSK'ya gidiyorum diyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler. Yazıyorum. Yani seçmenleri motive etmeye devam ediyorum. Gündüz, pazar günü 13.35. Saat 14.52. Tekrar uyarıyorum. Gidin oyunuzu kullanın diyorum bakın. Okullara çağırıyorum. Görevimin başındayım. Saat 3'e 8 var. Şu anda saatler 16.58'i gösteriyor ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce YSK'nın önüne geldi. Saat 5'te sandıklar kapanacak. 5'e 5 var, YSK'nın önündeyim. Arkada benden daha kel bir arkadaş var. O da CHP'nin ve benim avukatım. Ona soru soruyorum. YSK bir hile yaptı mı? 2017'de yaptığı gibi mühürsüz oyları kabul etti mi? Bir sahtekarlık var mı? Senin bir itirazın var mı? O da diyor ki yok. O zaman yoksa ben de 50 bin avukatı çağırmıyorum. Çağıracağım demiştim ya, ne zaman çağıracağım? Hile yaparsa çağıracağım. Anlamayanlara da tekrar anlatıyorum. Tekrar. Saat 5'i 12 geçiyor. Adil seçim CHP yayınlıyor. Diyor ki anlık olarak bizden takip edin diyor. Tekrar uyarıyorum milleti. Saat 17.47. Tutanakları almadan sandıkları terk etmeyin diyorum. Anadolu Ajansı'na manipülasyon yapılıyor. Saat 7'yi 19 geçen. Moralinizi bozmayın. Sandıkları terk etmeyin diyorum. 19.19'da. Yani görevimin başındayım. Yapacağım başka bir şey yok. 21.19. Sandık görevlisi arkadaşlarım. An itibariyle YSK'nın sisteminde. Artık YSK'nın sisteminden takip ediyorum. Çünkü CHP'nin sistemi çökmüş. Çökmüş. Saat 9'da. Yani beni satmışlar. Satmışlar beni. Beni
Yani satmışlar. Devam et. Evet. CHP'nin adil seçimi. Seçim ikinci tura kalmıştır diyor. Neye dayanarak? Hiçbir şeye dayanarak değil. İş olsun diye yazıyor. Ellerinde belge yok. Biraz sonra belli olacak belge olmadığı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Bir dakika, bir dakika. Neye dayanıyor? Palavra. Elinde belge yok. Devam et. Birinci turda biz iddiamız Sayın Erdoğan'ın seçimi alacağı yönündeydi. Hala iddiamız devam ediyor ama İnce'nin dervişin fikri neyse zikri de odur. Görüyorsunuz değil mi? Devam edelim. Bunlar beni kanser etti, kanser de. Böyle sustum hep yani. Şimdi saat olmuş 23-24. CHP'nin sistemi çökmüş. Elimde veri yok. YSK'yı bekliyorum. Yapacağım bir şey yok. Ne yapacağım ortalığa çık? Gece 23-24'te bir tweet atmışım. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım. Mecburum bunu yapmaya çünkü elimde veri yok. Gece 23-24. Devam edelim. 1-19. Bakın görevimin başındayım yine. Resmi bir açıklama bekliyorum. Elimde belge yok. Gece 1-19 geçe. Yarın diyorum saat 12'de basın toplantısı düzenleyeceğim. Hani bir hafta ortadan kayboldu diyen sahtekarlar var ya. Ya her şey ortada bakın. O gece yanımda olan arkadaşlar. O gün için meclis başkan vekili, Bolu milletvekili ve grup başkan vekili. Üçü yanımda. Daha burada da yanımda olan arkadaşlar vardı. 50-60 kişiyiz. Bir tek Tanju Özcan konuştu. Muharrem İnce'nin anlattıklarının %99'u doğru, %1'ini de unutmuş olabilirim dedi. Başka da konuşan olmadı. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Ya ortalıkta yoktum diyor. Pazartesi sabahı 11.56. Açıklama yapıyorum. Belgeleri burada hepsi. Bana diyorlar ki her sandığa gözlemci koyduk. İyi peki ne yapayım, ben miting yapıyorum. Benim işim sandıklara bakmak değil ki. Seçimden sonra Yüksek Seçim Kurulu'na yazı yazdım. 12.825 sandığa gözlemci koymamışlar. Yani 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Arkamdan hançerlemişler beni. 4 milyon oyu. Belgesi burada. Şimdi 24 Haziran'da seçim olmuş. Haziran bitmiş. 29 Ağustos. Seçim sonuçlarını değerlendiriyorlar. 2,5 ay sonra. İlk sırada kim olması lazım? Cumhurbaşkanı adayı olması lazım değil mi? Ya seçimi ben yaptım, size ne oluyor? Toplantı yaptılar. Toplantıya beni davet etmediler. Herkese bir belge sundum. Bunu ne için yaptım biliyor musunuz? Bu bir kayıt altında olsun da bu vicdansızlardan bir gün bu millet hesap sorsun diye yaptım. Bana niye gittin, ayrı parti kurdun diyenlere bu belgeseli izletin. Bunu izletin ki ibret alsınlar, ibret.